Herkese merhabalar. Bugünkü masalımızın adı Sedef Bacı. Bir varmış, iki yokmuş, üç varmış, dört çokmuş, beş, altı, yedi, sekiz. Siz nerelerdesiniz? Develer koşar gider, cüceler hep uçarmış. İnsanlar bir şey bulsa Kaf Dağı'na koşarmış. Kaf Dağı masalların, garipliklerin dağı. Kaf Dağı uzakları yakın edenlerin dağı. Siz de severseniz bu masalı, haydi gelin, ben pek severim kalabalığı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzakçı ülkenin birinde, üç oğlu bir kızı olan bir padişah yaşarmış. Padişah ile sultan ana, evlatlarını dünyayı verseler vermezler, gözlerinden sakınırlarmış. Hayat bu ya, sultan ana evlatlarına doyamadan, daha onların mürüvvetlerini bile göremeden uçup gitmiş bu diyardan. Zaman geçip artık evlatlara bir ana gerek olunca da kara vezir ne yaptı ne ettiyse allamış pullamış, kara kızı padişaha yaren etmiş. Etmiş etmesine de kara kız öyle bildiğiniz gibi kızlardan değil, kötü kalpli saman altından su yürüten bir kızmış. Günler geçtikçe kara kız padişahın biricik kızına oyunlar etmeye, her türlü karayı yüzüne çalmaya, bir de tutup onu ocak başına attırmaya başlamış. O bunları ederken üç kardeş bir bacı baş başa verip dertlenirlermiş. Günlerden bir gün kara kız kardeşlerinin konuşmalarına kulak misafiri olunca, ne çorap örüyorsunuz başıma diyerek, masal bu ya, üç erkek kardeşi kanatlandırıp kuşa çevirmiş. Biricik bacıları olanlar karşısında neye uğradığını şaşırmış. Günler günleri, haftalar haftaları kovalamış da geriye dönen olmamış. Biricik bacıları artık kardeşlerinin hasretlerine dayanamayınca düşmüş yollara. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, gide gide varmış bir dağın eteğine yetişmiş. Dağ, tepe, taş kardeşlerini aramış, sormuş. Ne bir ses ne de bir nefes bulmuş. Öyle çok, öyle çok üzülmüş ki Allah verecek ya, üç akkuş başında dönüp pervane olmaya başlamış. Kardeşlerimdir diyerek kollarını açmış ama gelip de dalına konan olmamış. Kara kız öyle bir oyun etmiş ki üç kardeşe, gündüz tüye kemiğe bürünür, kuş olurlar. Gece de ete kemiğe bürünür, insan olurlarmış. Vakit gece olunca üç kardeş bacılarının yanlarında insan olup dile gelmişler. Gelmişler de bir bir başlarına gelen geçeni güzeller güzeli kardeşlerine anlatmışlar. Gün ağarmaya doğru kardeşler uçsuz bucaksız bu dağ başından çiçekli meyveli bir yere gitmeye karar vermişler. Tan yeli ağarınca da kuş olup Sedef bacılarını da kanatlarını alıp bir kanat çırpıntısında gidecekleri yere varmışlar. Vardıkları bu cennetten köşe yerde her derde deva bir su varmış. Sedef kız kardeşleri kanatlanıp uzaklaşınca bu suya atladığı gibi arılık, duruluk deyivermiş. Demesiyle beraber alnının karası da, kara kızdan kalma yaraları da iyileşivermiş. Aktan ak, paktan pak olan Sedef bacıyı kardeşleri dönüp de görünce, ak bacı, Sedef bacı, seni kara kızın kötülüklerinden kurtaran yüce Mevla, bizi de onun tüyünden kanadından kurtarsa ya diye yalvarıp dil dökmüşler. Sonra her biri bir köşede uykuya dalmışlar. Sedef bacı öyle çok istemiş ki kardeşlerinin kurtulmasını. İnsanoğlu ne hülya ile yatarsa o rüya ile uyanır demişler ya. Bizim Sedef kız da rüyasında şunları görmüş. Bir kadın, kızım ayrı kutundan birer gömlek örer. Kardeşlerine giydirirsen kardeşlerin ete kemiğe bürünür. Ancak tek şartla, bunları örüp giydirene kadar kimseyle tek kalam etmeyesin demiş. Gün ağarınca Sedef kız uyanmış, rüyasına inanmış. Kardeşleri kanatlanıp gidince de tutam tutam ayrı kotlarını toplayıp
birim birim gömlekleri örmeye başlamış. Akşam olup kardeşler gelip de Sedef kızı dilsiz dişsiz örer halde bulunca kötü kara kız yine bir oyun etti deyip Sedef kızın şifasını aramaya koyulmuşlar. Onlar şifasını araya dursun, Sedef kızın gelin ben size öte yandan haber vereyim. Günlerden bir gün bizim Sedef kız bir yandan örerken bir yandan da gözyaşlarını dökerken bir padişahın oğlu onu görmüş ve güzelliğine hayran kalmış. Kalmış kalmasına da tek kelime laf alamamış Sedef kızın ağzından. Dilsiz midir, deli midir, peri midir, neyse odur deyip atını aldığı gibi tutmuş sarayın yolunu. Yolda da üç kuş çekip çevrelemiş etraflarını. Padişahın oğlu bilmez ki bunlar Sedef kızın kardeşleri. Yolu yol, bağı bağ, taşı taş etmişler. Saraya varınca bir dakika beklemeden düğün dernek kurmuşlar. Lakin Sedef kız ne allanmış ne pullanmış. Bir gün dileğim kabul olur ya diyerek ilmek üstüne ilmek atmış. Günler böyle gelip geçerken sarayın gözdelerinden biri gün be gün bizim Sedef kızı takip eder olmuş. Takip ettiklerini de bir bir padişahın eteğine dökmüş. Padişahım, bu kız ne peridir, ne delidir, ne dilsiz. Her gece üç kuş gelir, tık tık eder, çatıya çık çık der. Her gece çatıya çıkar, sonra da ayrı katı toplar. Toplar da başımıza ne çoraplar örer demiş. Padişahın oğlu önce ayın 14'ü gibi güzel Sedef kıza toz kondurmak istememiş. Ama üç gün üç gece takip edince söylenenlerin doğru olduğunu görmüş. Hemen çağırıp sorgu suale çekmiş ama bir çare kız ne örgüsünü bırakmış elinden ne de tek kelime laf çıkmış dilinden. Ne ceza verelim, cellatlar mı çağıralım diye düşünürken üç kuş süzülüp dolanmaya başlamış tepede. Masal bu ya, Sedef kız da gömlekleri bitirmiş, atıvermiş kuşların üstlerine. Hikmet bu ya, bu üç kuş fidan gibi birer delikanlı olup bacılarının boyunlarına sarılmışlar. Tam da bu anda Sedef kızın ağzı dili açılmış ve padişahın huzuruna çıkmak istemiş. Varınca huzura iki gözü pınar, iki gözü çeşme, kara kızın yaptıklarını bir bir sayıp dökmüş. Padişah Sedef kızın adı gibi Sedeflerden de duru olduğunu anlamış ve onu kendi oğluna almış. Aramızda kalsın. Üç kızını da Sedef kızın üç kardeşine vermiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım tavan arasına. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dizene, biri masalı söyleyene, biri de masalı dinleyip iyilik edenlerin başına.